Değerli izleyiciler, piyasalarda çalkantı vardı. Ne olacak, ne bitecek dendi. Dünkü o kaos ortamı sakinleşmiş görülüyor. Peki bundan sonra bizi ne bekliyor? Onun cevabını telefon hattımızda bulunan ALB Forex Araştırma Uzmanı Büşra Varol'dan alacağız. Büşra Hanım, öncelikli olarak günaydın. Günaydın Selim Bey, yayınlar. Çok teşekkürler. Çok stresli ve zor bir günü geride bıraktınız. Bugün biraz daha rahatsınızdır herhalde. Neler aktarırsınız? Buyurun, söz sizde. Tabii Selim Bey, öncelikle sizinle dediğiniz gibi yoğun geçen dünden başlayalım. Dün tamamıyla yurt içi gelişmelerin ağırlıklı olduğu bir günü takip ettik. Öncelikle saat 10'da 65. hükümet açıklandı. Burada Ekonomi Bakanlığı'nda ve Maliye Bakanlığı'nda piyasaların aşina olduğu isimlerin yer alması, özellikle de Mehmet Şimşek'in başbakan yardımcısı olarak kabinede bulunması yurt içi piyasalar tarafından olumlu algılandı. Ardından saat 2'de Merkez Bankası tarafından koridorun üst bandında beklentiler dahilinde 50 bas puanlık bir indirim yapıldığı bilgisi geldi. Açıklanan para politikası kurulu tutanaklarına baktığımız zaman önceki tutanaklardan farklı olarak iç talepteki artışın büyümeye pozitif etki yaptığı, küresel ornaklıklarda bir miktar artış yaşandığı ifadeleri eklenirken artan jeopolitik riskler ifadesinin çıkarıldığını gördük. Tüm bu gelişmelerin ışığında Borsa İstanbul dün sert yükselişler gördü ve günü %3.48 primli olarak kapattı. Bu faiz indirimi, yapılan faiz indirimi bankaların borçlanma maliyetlerini düşürmesinin etkisiyle bu artışın çoğunlukla bankacılık sektörü hisselerinde yaşandığını, buradan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte kur tarafı Ocak ayında gördüğü en yüksek seviyeden dönüş yaşarken tahvil faizlerinde de geri çekilmeler yaşandı. Akşam Türk Lirası'na baktığımız zaman dün akşam gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif ayrıştığını görürken bu sabah ise gelen tepki alımlarıyla birlikte negatif ayrışmaya başladığını söyleyebiliriz. Dünün geri kalan gelişimlerinden bahsedecek olursak Almanya'ya ait büyüme verileri beklentiler paralelindeyken Amerika'ya ait yeni konut satışlarının da beklentileri aştığını söyleyebiliriz. Paritelerden devam etmek gerekirse dolar TL ile başlayalım. Dolar TL'de yurt içi gelişmeden sonrası TL'nin çok sert değer kazandığını söyledik. 3 seviyelerinden aşağı yönlü hareket yapan dolar kurunda 2.94'lere kadar geri çekilmeler yaşandı. Bugün için 2.94 seviyesi önemli olacaktır. Aşağı yönlü kırıldığı takdirde 2.93'e kadar satış baskısının devam edeceğini ve etkili olacağını söyleyebiliriz. Ama tepki alımlarının devam etmesi durumunda ise 2.95 seviyesi hedeflenebilir. Euro TL açısından baktığımızda burada da satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz ve parite şu an 3.28 desteğini test etmekte. Kırılması durumunda aşağıda 3.25 ve 3.23 seviyeleri hedeflenirken tepki alanlarında 3.31 seviyesi Euro TL açısından kritik olacaktır. Kısaca gram altından bahsedersek gram altındaki TL'deki değer kazanımı sonucunda sert düşüşler yaşadı. Düşüşlerin devam etmesi durumunda 115.50 ve 113.80 kritik olacakken yukarı yönlü hareketlerde 116.50 ve 118.80 seviyeleri konuşacağımız seviyeler arasında. Bugünün ekonomik takvimine bakacak olursak Almanya tarafında tüketici güveni ve iş ortamı güven endeksini takip ediyorken yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel sektör güveni verilerini takip ediyor olacağız. Büşra Hanım, çok çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Çok teşekkür ederiz. Sizle tekrar birlikte olacağız ekonomi rakamları için. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bu arada yeni rakamları, taptaze rakamları ekranlara getiriyoruz. BIST 100 endeksi 79.475 puanda, minik de olsa yatay seyir görüyoruz ama bir artış var. Dolar TL paritesinde 2.93'leri görürüz demiştik, dediğimiz de oldu. 2.95, 2.94, 2.93'e geldik. Bugün itibariyle şu kısacık dilimde 2.92'ye doğru da dolarda TL karşısında bir düşüş olabileceğini söyleyebiliriz. Euro TL paritesinde de 3.27 seviyelerini görüyoruz. Günün en yüksek rakamı 3.29'du. Euro'da da sert bir düşüş var TL karşısında. Altının gram fiyatı 115.5'larda tutunmaya çalışıyor ama 114 liralara da bir düşüş hakimiyeti var. Brent petrolde de 49 dolarlardan 48 dolarlara doğru bir iniş olabilir diyelim. Sporun rakamlarına bakacağız şimdi.